250 dolar karşılığı Türk parası mı? Tamam lan, ne ediyor? Yok ya oğlum. Sen neyle kimi çarpıyorsun da öyle ediyor? Kaç lira oldu lan dolar? Yok ya oğlum. 8000 liraydı lan ben giderken. Plastik şovlar olacak o kadarlar, siyasi hiciv dedik, tadımız mı kaçtı? Sadece karikatürlerde bu hicvi görebiliyoruz. Televizyonlarda, ekranlarda, sinemada herhangi bir taklit ya da siyasi atıf nükte göremiyoruz. Bana ne ya, bana ne? Hep ben çıkıyorum ya. Oynamayacağım işte, oynamıyorum. Hadi bakalım. Türkiye'de siyasi mizah bitti. Cevap çok kısa olacak, evet. İronisi yapılacak liderden ziyade. O lidere inanmış kitlelerin vereceği tepki biraz tehlikeli olabiliyor. Hiçbir zaman Cumhurbaşkanı'na laf söyletmem! One minute! One minute. Tabii bütün bunlarla ilgili de hukuk yollarını çalıştıracağız. Bu da sözde sanatçı. Türkiye'de son zamanlarda siyasi mizah biraz zor yapılıyor. Siz korkuyor musunuz mesela? Vallahi biz şu anda korkmamız gerekiyor sanki ama bir şekilde bir deli cesareti var ya, korkmadan yapıyoruz. Nereden misiniz açılan davalardan? Mesela Penguin dergisi yaptı. İstediğiniz kişiyi hicvedebilirsiniz. Eleştiri yapabilirsiniz ama hicvettiğiniz insanla yaptığınız espriye gülüyorsa o iş geçerlidir. Seçimden önce alkış almayan şeyler şimdi çok fena alkış alıyor. Seçimden sonra algıladılar rahmeti. Yani bir şeyin farkında mısınız diyorduk ya, Cumhuriyet diyordu. Hayır değillerdi. Yahudiler, Ermeniler, bizim işler çok iyi. Gidip AKP, İstiklal bozulmasın, Deniz Baykal koalisyonu olmasın. Mutlulardılar. Sonra follow the Moskva down to Gonky Park, listening to the wind of change.